gözüm çoktu neden? Göksel merhaba Gadi ben. Ha geldiniz tamam. Peki otelden çıkarken beni arayın. Biz çünkü Sedir Adası'ndayız şu anda. Ha oradan çıkarıp Karaca Söğüt'e geliriz. Orada Gökova Yelken Kulübü var. Onun iskelesinden seni alırız. Kolay kolay 12 kilometre mi ne yolu? Marmaris Karayolu'na. Tamam. İstersen şöyle yapalım. Sen otelden çıkarken çaldır telefonu. Biz de buradan çıkalım. Aynı zamanda Gökova Yelken Kulübü'nün önünde oluruz. Peki tamam hadi görüşüyoruz öpüyorum. Hadi bay bay. Ne haber Gökler? Nasıl geldiniz? Dağları, tepeleri. Vallahi güzel geldik. Tam böyle evet. Bir yer hayal ediyorum. Arka bahçemize hoş geldin. Bizim de arka bahçemiz bu işte ya. Güzel olmuş mu? Kendi ellerimle diktim buraları. Davet ettiniz valla. İnşallah eğlenirsiniz. Kesin eğleneceğiz. Biz eğlenerek göndereceğiz. Şimdi patlar. Ben bu gece karar verdim. Kuş olup gökte. Evet, işte hayata geldik. Hayat bu. Hayatın motoru da çalışıldı. Evet, buyurun efendim. Atlayabilir misin burada? Atla. 1, 2, 3 ve Göksel Deniz'de. Evet. Yavaş yavaş. Ben ne yapacağım gidiyorum. Harekete geçme zamanı geldi. Şimdi Sedir Adası'na gidiyoruz efendim. Karaca Söğüt'ten Sedir Adası. Yelken açılıyor. Yelkenler fora. Uzun yolları açtım geldim. Gözünü kararttım kaçtım geldim bana. Bir kez gülesin diye beni. Bayağı kolaymış gibi geliyor. Uzun uzun yolları açtım geldim. Gözünü kararttım kaçtım geldim. Gördüğünüz gibi Göksel kullanıyor. Vallahi biz kullanmıyoruz. Kullanmadık yolda da. Evet. Stand bayağı aldık. Şimdi bakın şu karşıda bir kara var. Oraya gitmiyoruz. Çarparız oraya. Hafifçe döndürüyoruz şöyle. Hafifçe. Tam burunu geçecek şekilde. Bunu ben mi yaptım gerçekten? Evet, topluyoruz. Topluyoruz. Topluyoruz hafif. Evet şu anda iyi. Yerden yere vursan da sevdan sensin. Halim ne sormasan da dermanım sensin. Ay çok evet gördüğünüz gibi okula. Vallahi ben kullanmıyorum. Bakın işte o. Bu arada araba bile kullanamayan bir insanın tekne kullanması. Kullanmıyor musun araba? Hayır. Evet araba kullanamıyor ama tekneyi kullanıyor çünkü. Tekne kullanmak işte var. Gördüğünüz gibi daha basit. En azından trafik yok. Nasıl görüyorlar önlerini ben onu anlayamadım. Hiçbir şey göremiyorum. Biraz daha sola doğru. Sola evet değil mi? Evet. Çarpacağız neredeyse. Kaçtım geldim bana. Bir kez gülesin diye beni. Sarıp sevesin diye bağır. Şu anda Ege için fırtına sayılacak bir hava var aslında. 6 veya 7 şiddetinde esiyor. Açıklardan geliyor o biraz. Buraya 5 şiddetinde geliyor. Ama ona rağmen gördüğünüz gibi gayet keyifle. Sadece yelkenle gidiyoruz. Yandım derdinle yar, bayaman yar. Beni eli güle mahcup etme. Beni boynu büküp geri gönderme. Ah yar, zalim yar. Yerden yere vursan da sevdam sensin. Senin şarkın takılmış bak. Evet o şarkı işte. Bir sene düşünürüm değil mi bu? Ya aslında bir sene konuşurum ama neden herkes bir sene düşünürüm. Niye öyle? Bir sene düşünürüm.
Evet, demek ki remix'ini de değiştiriyorsun. Zaten bir defa konuşuyorum. Biliyorsun değil mi? Hiç düşünmedim, lafı bile. Evet, Göksel'le beraber yeni albümü Arka Bahçe'den aldık Göksel'i. Şimdi Açık Denizler'e çıkardık. Onunla beraber, neydi o şarkı? Bir seni konuşurum. Hadi mırıldanalım, sen başla, ben sana eşlik edeyim. Ben de senden bahsettim, anlatırken fark ettim. Senle başlar biterim, ben senden ibaretim. Ben de senden bahsettim, anlatırken fark ettim. Senle başlar biterim, ben senden ibaretim. Aşkından esaretim. Seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Uzaklara dalıp dalıp senin olurum. Sus olur pus olur seni konuşurum. Hakikaten çok güzel. Senin besten değil mi? Evet, beste benim, aranje Alper'in. Evet, Alper'in de zaten çift olarak da iyi bir ikili oldu. Bence müzikal olarak da çok iyi bir ikili oldu. Ben Alper'in diğer yaptıklarına da bakıyorum. Özlem'e falan yaptıklarına da. Yani sende farklı çalışıyor. Yani şimdi çok iyi bir özelliği var aslında. Kimseyi kimseye karıştırmıyor. Yani bazen aynı anda iki albüm projesini yürütmeyi falan oluyor. Benim kıskandığım işler var Alper'in yaptığı. Ben hangisi yapmadım. Mesela? Hakikaten sen benim için veya benim çevremdekiler içinden albümü çıkınca hemen gidip alalımcılardan biri oldun. Yani böyle en fazla 10-15 tane mesela. Özlem de onlardan biri. Özlem'inkiyle seni aynı anda aldım mesela. Ondan sonra gayet keyifliydi bence. Çok keyifliydi. Ya gerçekten bu işin sevgiyle çok alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani, sen müziği seviyorsun. Çok seviyorum. Belli, müzisyen koca oldu kendine. Yetmiyormuş gibi kendi söyledi de evde sürekli dın 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 dın. Yani gerçekten çocukken en büyük hayalim hani bütün hayatım müzik olmasıydı. Bir şekilde onu gerçekleştirdim. Ben müzisyen kocayı da bulunca. Tamam, hayatın müzik. Evet. Bundan sonra hayatın müzik ve birazcık da deniz olacak. Bugünden sonra. İnşallah. Çünkü denize düşeceğiz birazdan. Evet, Gökova'da gerçekten çok güzel bir yelken havası var. Benim gördüğüm en güzel yelken havalarından biri şu anda. Rüzgar 14-15 knot civarında esiyor. Çok yormuyor tekneyi de. Gerçi kameralar, alet edevat var diye biraz daha dikkatli açıyorum. Camadanlı açıyorum yelkenleri, küçülterek açıyorum. Ama gene de çok keyifli bir yelken günü bence bugün. Bana seni hatırlatır bir şey bulurum. Sağımı solumu şaşırıp unuturum. Kalıntıların yanından geçeceğiz birazdan arkadaşlar. Antik Kedrai kenti kalıntıları şu anda. Sol tarafımızda. Ya şurada bak, tatil köyü var. Belli kimse yok, daha gelmemişler. Temmuz'un başında gelip Temmuz'un sonunda hepsi gidiyor. Bir aylık bir tatil için doğanın içine evler yapılıyor, kanalizasyonlar yapılıyor. Evlerin içerisinde badanalar yapılıyor, çöpler atılıyor. Yani buna hiç gerek yok. Buralar korunması gereken alanlar çünkü olmalı bence. O yüzden de yani zamanında yapılmış. Şu anda izin verilmiyor biliyorsun bunu. Gökova'da hiçbir şey yapmak yasak. Boşuna arsa almayın. Denizciler yaşadığı sürece Gökova'ya hiçbir şey yapamazsınız. Yani. Bu kadar. Herkes var olana razı olsun. Allık bulluk elbisem, sürdüğüm kokular Paris'ten. Dayanılmaz kadınım ben, ama ben de aşık oldum. Evet, şu anda gördüğünüz gibi Sedir Adaları'nın girişine geldik. Burası bir milli park. Dolayısıyla girerken bir ücret alıyorlar. Tekneleri şu açıkta bırakıyorsunuz.
Görüyorsunuz şurası Kleopatra plajı, yan taraf. Hakikaten çok güzel bir plaj. Kumu nasıl oluşmuş onu anlatacağım birazdan. Aslında karbondioksit çıkıyor alttan. Dalgalar, karbondioksit, alttan çıkan o beraber yaptıkları bir oluşum sonucunda böyle bir kum oluşmuş. Dünyanın çok az yerinde var. Yanabiliyor aynı zamanda. O yüzden de kumsalda sigara içmek yasak. Kumsalda sadece mayo diyorlar. Duş alır mı almayın diyorlar, evet. Duş alırken sabun ve şampuan kullanmayın. Öyle özel bir yer burası yani. Adada şu anda restoran açık değilmiş. Fakat açılacak. O yüzden ne bulursak, ne Allah ne verdiyse onu yiyeceğiz. Şurada bir kafeterya var. Oradan tost söyledik. Ama çok özel tost, sana özel yap. Kleopatra tost. Kleopatra çayı içiyoruz şu anda. Kleopatra'nın çaylarından geldiği. Gerçekten tesisin çok güzel olacağını düşünüyorum. Bir dahaki sene geldiğimde çok güzel şeyler bulacağım. Kültür Bakanlığı da sanıyorum burada çalışmalar yapıyor. Kültür Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarla güzel bir yer olsun istiyoruz burası. Çünkü bu sene çalışmalar vardı hala. Seneye biter ve burada fıstık gibi bir tesisimiz olur. Deniz, çay, tahta masa, daha ne olsun. Ben bu plaja bütün özelliğini veren işte bu kum. Çok özel bir kum aslında, yanıcı bir kum. Yanabiliyor, o yüzden zaten buranın dışına çıkartılması kesinlikle yasak. Çok da kaliteli bir kum. İnsanın çok üstüne yapışmıyor, çabuk dökülen bir şey. Eskiden kavanozlara koyup götürürlermiş bu kumları ama artık yasak. Çok ciddi tedbirler alındı. Yani çıkarken ayaklarınızı bile orada yıkayıp çıkmak zorundasınız. Üzerinizden bir tane bile kumun geçmemesi gerekiyor. O yüzden de bu arada bakın görüyorsunuz yaklaşan bir grup var kumdan bize doğru. Ben hiç böyle kum görmedim gerçekten. İçine doğru çekiyor insanı. Evet. Şimdi artık denize girme zamanı. Aşkımız eski bir film gibi, siyah beyaz bazen renkli. O kadın aynı ben gibi, ağlamaklı kaybetmiş sevdiğini. O adam aynı sen gibi, gururundan terk etti ve gitti. Aşk şarabından içtim, bir hoş oldum. Adasındayız ve işte bu adaya ismini veren sedir ağacından bir parça. Aslında yıllar önce Kedrai, yani sedir ağacı demek zaten, bu adaya ismini vermiş bir ağaç. Ama gördüğünüz gibi etrafta çok fazla yok artık. Gemi yapımında kullanılan, özellikle tekne yapımında kullanılan bir ağaç türü. Ama daha sonra burası zeytinlik olmuş. Neden zeytinlik olmuş? Biraz ondan bahsedelim. Efendim burası aslında bir yerleşim bölgesi, bir koloni. Karyalılar ilk olarak kuruyorlar, geliyorlar buraya, yerleşiyorlar.
Ve daha sonra burada çoğalıyorlar. Yani yaklaşık 2500 kişilik bir koca şehir oluşturuyorlar. İşte o Kedrai. Ve Kedrai Karya ile ve Rodos'la beraber Atina'nın topluluğuna katılıyor. Hexapolis denen 6 minik şehir devletinden oluşan bir topluluk bu. Ve Ispartalılar buna çok kızıyorlar. Ispartalılar diyor ki vay sen misin bunu yapan? Ve buraya geliyorlar bir gün ve bu savaşı kazanıyorlar. Buradaki bütün erkekleri öldürüp kadınları da esir alıyorlar ve götürüyorlar. Hiçbir zaman da tekrar yerleşim olmuyor bu adada. Ama daha sonra ada gelip böyle işte burada yaşayanlar tarafından zeytinliğe dönüştürülüyor. Sedirler kesiliyor ve gördüğünüz gibi zeytinlik daha ağırlıklı olarak zeytinlik dolu bir ada haline geliyor. Bakın gördüğünüz gibi amfiteyatr gayet güzel, iyi durumda. Burada belki etkinlikler yapılması gerekiyor. Buranın daha çok insan tarafından tanıtılması gerekiyor. Halbuki Sedir Adası dendiğinde ilk akla gelen hep Kleopatra plajı oluyor. Halbuki Türkiye'nin deniz, kum, güneşten daha fazla satacak malı var. Denizde Hayat Türksel'le devam edecek. Denizde Hayat Türksel'le devam ediyor. Arka bahçe niye arka bahçe? Kendi iç dünyamı anlattım. Belki de bugüne kadar çok fazla göstermediğim taraflarım var. Başka bir yüzüm var bu albümde. O da benim arka bahçem. Bu da aslında senin var yüzlerin de yanlış tanımıyorsun. Depresyondayım dedin. Herkes Göksel'i depresyonda saçlarını kesen falan biri sandı değil mi böyle? Hatta biri gelmiş sana yolda ne demiş? Geçmiş olsun. Aman o bitmiyor ki. Kaç sene oldu üstünde, kaç yıl geçti. Evet. Yani bunu ben hep anlatıyorum. Anlatmama rağmen yani 3 gün önce falan yine oldu. Yine oldu değil mi? Yani insanların bana ilk yaklaşımı şu oluyor. Merhaba Göksel Hanım, ben de eşimden ayrıldım ya da ben de sevgilimden ayrıldım. İşte tedavi gördüm falan diye. Bir tanesi de sana geçmiş olsun demiş galiba. Tabii. Geçmiş olsun, ben de demiş aynı şeyde yaşadım. Ben de pardon. Çünkü ben unuttum gitti artık. Bugün evden çıkmadım, telefona bakmadım. Çok yedim, çok ağladım, arandım. Sigara daha. Kaç yıl geçti ilk albümden bu yana? İlki 97'de Sabırın Oldu Albüm. Sabırın Oldu Albüm değil mi? İşte ondan bu yana kaç yıl geçti? 8 sene geçti. 8 senede 3 albüm. 4 albüm. 2 senede 1 albüm oluyor yani. Evet. Normal yani herkesin yaptığı şey bu. Birikiyor mu 2 senede yeteri kadar bir albüm, bir şarkı? Yani birikiyor ama biraz daha da uzun olabilir aralar aslında. Yani hani artık evlendin biraz... zaten. Beyin sana baksın, sen de bol bol albüm için ara ver. İlk senede bir yapabilirsin artık. Alper çalışsın, boş ver. İnsan değilim maalesef. Duramıyorum. Keşke biraz durabilsem. Alper'in de benimle ilgili en büyük şikayeti o. Peki ne kadar zamanda üretebiliyorsun mesela? İşte belli olmuyor. Bazen hani zorlasam bir şey olmuyor. Bazen de bir ay içinde bir albüm bütün şarkıları çıkıveriyorum. Bütün besteler sana mı ait genelinde, arka bahçemdeki? Evet, bir tanesinin müziği Alper'le ortak, bir de işte cover var, Kim Bilir söyledik. Kim Bilir, evet. Onun dışındakiler benim şarkılarım. Her albümde bir cover yapıyorsun aslında değil mi, üç aşağı yukarı? Aşağı yukarı, evet. Bu sefer Kim yok. Bilir? Bu sefer başlarken dedim ki kesinlikle cover yapmayacağım. Yine koyduk. Güzel şarkı hakikaten, Kim Bilir. Kim Bilir, kendi çok döneminde güzel de çok güzel ses getirmiş sana. Evet. Tarzın peki değişti mi ilk albümden bu yana? Şimdi zaman geçince, yani ben şimdi dönüp baktığımda 97'deki kız değilim artık yani. Evet. Hani ben değiştim. Ben değişince tabii ki
müzik de değişiyor. Zaman geçiyor, her şey değişiyor. O zaman yani işte bir ses değişikliği de oluyor tabii ki olgunlaşmadan ileri gelen. Fakat özde aynı ruhta devam ediyor diyebiliriz. Yani hani bambaşka iki insan söylüyor gibi değil. İlk albümde şu son albümde. Alper'in devreye girmesi var. Senin sound'unu değiştirdin biraz. Değiştirdi. Değiştirdi. Körebey'le Alper. Körebey'le girmişti. Devreye girdi. Değiştirdi. Yani hani şarkıları yapış şeklin de değişti. Alper bir anlamda benim öğretmenim aslında. Ne güzel. Evet. İki şey bir arada. Hem evlilik hem okul bir arada. Kim bilir, kim bilir, kim bilir, kim bilir. Peki müzikal anlamda aslında istediğin yerde misin şu anda? Müzikal anlamda istediğim yerdeyim. Yani çünkü bir kere insanlar beni şarkılarım dışında başka bir şeyle hatırlamıyor. Hatırlamıyor. O çok güzel bir şey. O beni çok mutlu ediyor. Yani skandallarla bilmem nelerle şunlarla bunlarla hatırlanmıyorsun. Hakikaten. Bir de hani eskiden gerçekten şarkıcıları şarkıları ya da sesleri için bilirler, severlermiş. Şimdi günümüzde bu o kadar değişti ki. Kendi kendime düşündüğümde böyle sayabileceğim çok az isim var. Yani onların arasında yer alıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Şarkılarla hatırlanacak. Bir de senin böyle bir neoklasik havan var. Söylediğin şarkılar, çektiğin kliplerdeki havan, böyle işte Türkan Şoray bakışı. Yani bu neoklasik hava müziğine de yansıyor değil mi? Yansıyor. O beni çok sevindiren bir şey. Yine planlayarak yapılmış bir şey değil. Ama baştan beri mesela o Sabır albümümde Sabır'da, de, yani. Orada da vardı, hala devam ediyor. Değişmeyen şeyler. O bir tarzın yaptı. Oldu değil mi, evet. Bir de yani? Senin tarzlarından biri oldu. Evet. Peki o dönem şarkılarını seslendirmeyi düşündüm. İşte o filmlerin, o Türkan Şoray şarkılarının yapıldığı zamanların şarkıları vardı mesela. Onları beklenen şarkı falan gibi. Yani, o yapmayı düşünüyor musun? Şimdi o hava sende çok var çünkü. Aklımdan geçmiyor değil. Fakat o kadar çok yapıldı ki. Yani, hiç olmazsa bir de ben yapayım diyorsun. Hem öyle bir de bazen o şarkıların içinin çok boşaltıldığını düşünüyorum açıkçası. Tekrar yapılarak. Evet, bir de hani bu günümüz Türk pop müziği ritimleriyle ben öyle yapmayacağım yaparsam kesinlikle onu biliyorum ama sanki orada bir hazine var ve o talan edildi. Peki seni beste yapmakta böyle en çok harekete geçiren, motivasyon eden şey ne? Yani mesela daha önceki yıllarda, ilk şarkı söylemeye başladığım zamanlarda tabii aşk çok yoğun bir şekilde harekete geçiriyordu. Şimdi evlilik var. Ya evlilik var. Evlilik aşkı şey... öldürürse ne olacak? Öyle değil. Evlilik aşkı öldürürse ne olacak? İnanıyor musun buna? Öldürebilir. Yani şu anda Allah'tan başımıza böyle bir şey gelmedi şimdilik. Kaç ama zaman içinde 2 yıldır. 2 yıl iyi. 2 yılı atlatmışsın canım, tehlikeli. Aşkın öldüğü dönemler çabuk geliyor çünkü. Ya galiba daha güzel bir şeye dönüşüyor, onu hissedebiliyorum. Yani daha gerçek bir şey. Çünkü aşk aslında o kadar da ya, gerçek bir duygu bakalım. Değil. Yani benim için veya sokaktaki insanlar için aşkın sevgiye dönüşmesi, heyecanından güvene geçmesi çok problem değil. Çünkü biz böyle yaşıyoruz. Hani biz aşktan beslenmiyoruz ama ben gerçekten müzisyenler için bunu düşünüyorum. Aşktan çok fazla beslenirken ne yapacaklar diye. Ama yaşanmışlıklardan mı yola çıkılabilir o zaman? Ya şimdi yaşanmışlıklar var etrafımda. İyi, yani hani ben ya. Onu çok fazla yapıyorum. Çünkü çok dert dinlerim. Sen ya yaşaman gerekiyor değil mi? Ben depresyondayım. Tabii ki yaşadığım bir şeydi ama yani bildiğim bir duyguydu ama hep öyle oluyor zaten. Bir arkadaşım için yazmıştım. Ya değil mi? Biz seni konuşurum da öyle. Yani aslında aynı arkadaşım. Onu hiç hayatımdan çıkartmamam gerekiyor. O zaman evet. Senin için hiçbir problem yok yani. O arkadaş yeter ki bir şey olmasın. Ya şöyle ama. Oluyor. Birisi bana bir şey anlatıyor ya da bir film seyrediyorum. Ya bana o duygu çok tanıdık geliyor. Çünkü yaşadım ve evet, biliyorum. Evet aslında benim de açıkçası ya tahmin ettiğim bir yöntem bu. Çünkü insanlar 90 yaşına kadar beste yapacağım diye aşk yaşayamaz yani. O zaman sürekli ya acı içinde. Acı içinde. Beni anacaksın günün birinde. Bir gün Alper dese ki ya tamam ben tekne alacağım. Aletleri de tekneye taşıyacağım. Bundan sonra teknede yaşayacağız dese yaşayabilir misin? Ya şimdi yaşarım diyeceğim ama çok da dürüst olmayacak. Zaten o gelmez. Zaten o gelmez diyorsun. Ya o zaten gelmez.
Bir de yani bir süre için çok zevkli olabilir de. Yani sürekli hani, yaşam için. Evet, sürekli yorabilir. Yani ben hani de mesela geceleri gidip evde ya da otelde uyuyacaksın da gündüzleri teknede geçireceksin. Bu daha tercih edilir bir şey senin için. Zaten denizde hayat derken 24 saat hayattan bahsetmiyoruz. Yani denize geçirecek zamanın biraz da arttırılması. O kesinlikle şeklinde gerekiyor. Genel olarak bir limana vardıklarında bir şeyler içerler. İşte biz de sangria içiyoruz. Çünkü çok maceralı bir yolculuktan geldik. Sedir Adası'ndan buraya. Gerçi kısa bir mesafeydi ama 2,5 metrelik dalgalar var denizde. Onları açtık geldik. Şimdi işte bunun şerefine birer kadeh sangria Göksel'le birlikte. Bak bakalım tadı nasıl. Bir sabah doğmaz oldun. Elleri ellerinden kayıp giden yıldız oldun. Gülünce ışık saçan gözler yaşla doldu. Kolay unutabileceğim bir gün değil. Gerçekten çok güzel bir gün oldu. Evet, çok teşekkür ediyoruz hepinize gerçekten. Teşekkürler. Sağ olun. Önce kapınızı açıyoruz efendim. Evet. Tekrar görüşürüz. Öpüyorum seni, kendine iyi bak. Sen de kendine tamam. İyi bak. Çok teşekkürler. Ben bugün aslında sabah erken saatlerde Göksel bize katıldı. Göksel'in katılmasıyla birlikte rotamızı belirledik. Sedir Adaları'na gittik efendim bugün. Giderken gayet keyifli bir yelken seyriyle gittik. Ana yelken ve canavayı birlikte açtık. Rüzgar 13-14 knot esiyordu. Bazen 15-16'ya çıkıyordu ama çok güzel bir rüzgar vardı Gökova için. Bu rüzgarı yakaladık ve rüzgarla beraber Sedir Adası'na doğru süzüldük. Orada demir attıktan sonra rüzgar biraz sertledi. Akşamüstü de 6-7 bufora kadar çıktı. Dönüş yolunda 32 knot rüzgarı gördük rüzgar ölçerimizde. Dolayısıyla sert bir havada, sert bir seyirle rüzgara ve dalgaya karşı bir seyir yaptık. Motor ve ana yelkenden de bir parça yelken açtık ki rahat gelelim. Ona rağmen gerçekten ıslandı Göksel. Bu arada ekip ıslandı, kameralar ıslandı. Çok zorlu bir seyirdi ama çok da eğlenceli bir seyirdi. Ne diyoruz en son olarak? Provanız neta. Rüzgarınız bol olsun efendim. Hem karada hem denizde.